gaye ölçüsünde vesile, ilahi kelimetullah, muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi, sözlü ve yazılı hitabelerinin bütününde, bazen uzunca, kimi zaman imayla inananlar için asıl gayenin hak rızası olduğunu hatırlattıktan sonra, o hedefe götüren en kestirme, en emin ve en sağlam yolu da vurgular. İlahi kelimetullah, ila, yükseltmek, şanını yüceltmek, yukarı kaldırmak, şöhretini artırmak demek. Kelime, cümlenin yapısını oluşturan unsurların ve manalı en küçük sözlerin genel adı. Kelimetullah ise, Cenab-ı Hakk'a izafe edilen isim, söz, ayet, hüküm, emir ve mahluk manalarına gelmekle beraber, O'nun varlığını ve birliğini ikrar etmenin de unvanı, Allah Teala'nın kelam sıfatının tecellisi olan ayetler, sureler, sayfalar, kitaplar ve hususiyle, Kur'an-ı Kerim, hem bütün hem de parçaları itibariyle birer kelime olduğu gibi, O'nun kudret sıfatının tecellisi olan varlıklar, özellikle canlılar da, kainat kitabını oluşturan Rabbani kelimelerdir. Allah'ı kullarına sevdirin ki, bu itibarla, ilahi kelimetullah. Yüce Rabbimizin adının bütün gönüllere duyurulması, İslam dininin şanına uygun bir şekilde anlatılıp yayılması, insanlığın iftihar tablosunun, sallallahu aleyhi ve sellem, namının güneşin doğup battığı her yere ulaştırılması demektir. Aslında, Mevla-i Müteal'in adı da, dini de Resulü de zaten yüce, yüksek ve ulvidir. Kısaca, Allah'ın kelimesini yüceltme manasına gelen ilahi kelimetullah tabiri, insan idraki açısından ele alınıp bir ıstılah olarak kullanılmakta ve ona çok daha engin manalar yüklenmektedir. Cenab-ı Hakk'ı, güzellerden güzel isimlerine ve temel kaynaklarda işaret edilen sıfatlarına uygun şekilde tanıyıp tanıtmak. İnsanların, kendilerini yaratan, ihtiyaçlarını karşılayan, besleyip büyüten ve ebedi bir saadet vaat eden Rabb-i Rahim'i aramaları, bulmaları ve onun maiyetine ermelerine mani olan bütün engelleri kaldırmak, paslanmaya yüz tutmuş kalpleri cilalayıp lekelerinden arındırarak Rahman'ın tecellilerine hazır hale getirmek, şahsi, ailevi, içtimai, iktisadi, siyasi ve idari problemlere reçeteler sunan, insanlığa dünyevi ve uhrevi saadet kapılarını açan, Kur'an-ı Kerim'in zamanüstü mesajlarına tercüman olmak, bütün varlığın bir kitap ve her mahlukun bir kelime olduğunu, iman ve Kur'an nazarıyla bakıldığında, bu kitabın ve kelimelerin çok rahatlıkla okunabileceğini, fizik, kimya, biyoloji, astronomi gibi müspet ilimlerin dilleriyle de aleme anlatmak, düşmanlarının husumet ve ön yargıları, dostlarının da vefasızlık ve zaafları sebebiyle mükemmellik ve güzellikleri görülemeyen, Müslümanlığın gerçek çehresini ortaya koymak, hele bazılarının kafasına estiği gibi savaş ilan ettiği, terörün cihad örtüsüne büründüğü, hiçbir şekilde tecviz edilemeyecek canlı bombaların her yanda ölüm saçtığı, din adı altında en korkunç vahşetlerin sahnelendiği, kılıçla bedeninden koparılan başların kahramanlık eseriymişçesine sergilendiği ve artık İslam denince zihinlere kanlı görüntülerin hücum ettiği bir dünyada Müslümanlığı kendi cemaliyle sunmak ve Resulü Ekrem Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı Allah'ın kullarına sevdirin ki Allah da sizi sevsin nasihatine kilitli yaşamak. İşte bütün bu hususları içermektedir ilahi kelimetullah. Bu derinliğiyle de en kutsal görevdir ve esas itibariyle peygamber mesleğidir. Hak elçileri yalanlanma, alaya alınma, hakarete uğrama, hapishaneye atılma, işkenceye maruz kalma, sürgüne yollanma, sevdiklerinden ayrılma, idam sehpasına çıkarılma, çarmıha vurulma ve canından olma gibi zorlukları, tehlikeleri göze alarak bu en büyük vazifenin hakkını verebilmek için çırpınıp durmuşlardır. İnanıyorsan duyarsız kalamazsın doğrusu. Hem dünya hem de ahirete bakan yönleriyle imanın vaat ettiği nimetlere ve küfrün netice vereceği felaketlere gerçekten inanmış bir insanın yakın uzak çevresine karşı lakayt kalması imkansızdır. Merhum Mehmet Akif, müminlere imdada yetiş merhametinle, mülhidlere lakin daha çok merhamet eyle, derken bu önemli hususa da dikkat çekmektedir. İmanın tadını almış ve onun uhrevi semerelerini ümit etmekte olan bir Müslümanın, aynı bahtiyarlığı başkaları için de istememesi kabil değildir. Hele,
burada küfür ateşinde kavrulup ötede cehennem alevlerinde yanacak, ebedi saadetten mahrum kalıp sonsuz şekavete duçar olacak bir insanın haline üzülmemesi düşünülemez. Her hakiki mümin, imandaki derinliği ve marifetteki enginliği ölçüsünde, herkesin imana uyanması hesabına ızdırap yudumlar ve karanlıkta kalmışlara ışık sunmanın yollarını arar. Nitekim marifet burcunun sultanı, sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz, insanlığın kurtuluşu için o kadar muzdaripti ki Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştu. Neredeyse sen onlar bu söze, Kur'an'a, inanmıyorlar diye üzüntünden kendini helak edeceksin. Kehf suresi, onlar iman etmiyorlar diye neredeyse üzüntüden kendini yiyip tüketeceksin. Şuara suresi ve Kur'an'ı sana meşakkat çekip bedbaht olasın diye indirmedik. Taha suresi. Muhterem Hoca Efendi'nin meali verilen ilahi beyanlarla alakalı şu yorumu çok mühim ve latiftir. Bu ayeti kerimeleri sadece Peygamber Efendimizin heyecanlarını tadil eden ve onu ikaz için inen birer ilahi beyan şeklinde anlamak eksik, hatta yanlış olur. Burada tadil ve tembih söz konusu olduğu kadar ciddi bir takdir ve iltifat da vardır. Cenab-ı Hak, Resul-ü Ekrem'ine adeta Habibim, şu ilahi mesaja kulak verip ona dilbeste olmuyorlar ve inanıp onun rehberliğinde huzuru daimiye yürümüyorlar diye öyle üzülüyor, öyle kederleniyorsun ki, neredeyse bir mum gibi eriyip tükeneceksin. Senin bu yüce ve incelerden ince ruhun ileride öyle bir kaynak haline gelecek ki, gönlünde azıcık haşyet duygusu barındıran herkes, kalp kasesini doldurmak için o kaynağa koşacak. Öyleyse, sen tebliğ vazifeni yap, takdiri Allah'a bırak, kendine o kadar eziyet etme. Demektedir ki bu hem çok ulvi bir iltifattır hem de bir ızdırap insanın da olması gereken ruh enginliğini gösterme adına, arkadan gelenlere hedef tayin etme manasına gelir. Bu yönüyle de ilahi kelimetullah, insanlara karşı derin bir şefkat besleyip akıbetlerinden endişe ederek, onları iman esaslarına ve İslam'ın mesajlarına davettir, bir diriliş çağrısıdır. İster, emri bil ma'ruf nehi anil münker, yani iyiliği öğütlemek ve kötülükten alıkoymak. Başka bir ifadeyle, her fırsatta, münasip bir lisan ve üslupla, dinin emirlerine uygun beyan, amel ve davranışlara teşvik etmek, İslam'ın haram, günah ve çirkin saydığı söz, fiil ve tavırlardan sakındırmak. İster, sen insanları Allah yoluna hikmetle, güzel ve makul öğütlerle davet et, gerektiği zaman da onlarla en güzel tarzda mücadele et. Nahl suresi ayetinin işaret ettiği esaslar çerçevesinde dini mübine ve sırat-ı müstakime kılavuzluk yapmak. İster rehberi ekmel Efendimizin aleyhissalatu vesselam din nasihattir beyanı zaviyesinden insanları Allah'a, Resul-ü Ekrem'e ve dini mübine yönlendirmek için her vesileyi hayırhahlık, iyilik isteme, hayrını dileme, güzele sevk etme, istikametinde kullanmak. İsterse de çağın imkanlarından yararlanmak suretiyle, internet ve televizyon gibi vasıtalarla, sosyal ya da genel medya yoluyla, Kur'an hakikatlerinin ve iman nurlarının neşrine çalışmak, ilahi kelimetullah'tır ve bir müminlik şiarıdır. Şu kadar var ki kıymetli hocamız ilahi kelimetullah'ın, salt bir propaganda olmadığını, ve misyonerlikle alakasının bulunmadığını her fırsatta vurgulamakta. Hakerlerinin hal dilini esas aldıklarını, sözü, kapalı kalmış konulara ışık tutmak için kullandıklarını, fakat kavli ya da fiili icbar veya ikraha katiyen başvurmadıklarını anlatmaktadır. Tebliğ, temsil ve hal dili. Malum olduğu üzere tebliğ kelimesi, İslam'ın mesajlarını, anlayıp idrak edebilecekleri en güzel şekilde başkalarına ulaştırmak, dini hakikatleri söz ve yazı gibi vasıtalarla anlatmak ve habersiz kimselere Kur'an ve sünnetin nurlarını taşımak manalarına gelir. Temsil ise insanın tebliğ ettiği esasları kendi hayatına tatbik etmesi, tavır ve davranışlarının sözlerine uygun olması. Ey iman edenler! Niçin yapmadığınız şeyleri söylüyorsunuz? Yapmadığınız, yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında en çok nefret edilen, gazaba sebebiyet veren şeylerdendir. Saf suresi, ayetinde kınanan çirkinlikten uzak kalıp nasihatlerini herkesten önce kendisinin uygulaması demektir.
Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, hayatında temsilin tebliğden birkaç kadem önde olduğunu belirten Hoca Efendi, şu mühim noktaya dikkat çekmektedir. Bugün de gönüllere tesir eden ve insanları insafa getiren temsildir. Şu sözleri duyarak hakkı buldum diyen pek azdır. Fakat falan samimi müminin şöyle halis bir halini görüp hidayete erdim diyen insanların sayısı çoktur. Haddi zatında hidayete vesile sözler de hep gönül dili ve hal şivesinin semeresi olan ifadelerdir. Zira tebliğ ancak hakiki temsil ile gerçek kıymetine ulaşır. Hadis-i şeriflerde hak dostları o kimselerdir ki görüldüklerinde Allah hatırlanır buyurularak yine hal dili işaretlenmiştir. Cenab-ı Hakk'ın bazı seçkin kulları öyle mükemmel birer örnek olmuşlardır ki, Hüccetullahi alel alemin vasfıyla anıla gelmiş. Görenlere, bu adam sanki Allah'ın varlığına delil olmak üzere dünyaya gönderilmiş, bunun Müslüman olması dinin hakkaniyetine hüccet olarak tek başına kifayet eder, dedirtmişlerdir. Mesela onlardan birisi, büyük hadis alimi Abdullah bin Mesleme Hazretleri'dir. Tabakat kitaplarında anlatıldığına göre, Kanebi mahlasıyla bilinen bu zat, bir meclise vardığı zaman, insanlar onun siret, hal, tavır ve davranışlarında müşahede ettikleri mehabetten dolayı, La ilahe illallah, Sübhanallah, Allahu Ekber demekten kendilerini alamazlarmış. İşte muhterem Hoca Efendi, imrendirecek seviyede bir temsil ve hal dilinin kapalı bıraktığı hususları açmaya yetecek bir tebliğ ile ortaya konulması gereken, İlahi Kelimetullah'ı gaye ölçüsünde bir vesile saymaktadır. Bu şekildeki mücahedenin, hizmet gönüllüleri için en güzel kurbet, Allah'a yakınlık yolu ve en büyük paye olduğunu, onu hayatlarının biricik gayesi bilmeleri ve dünyada bulunmalarını da sadece ve sadece ona bağlamaları gerektiğini vurgulamaktadır.